Hazreti Mevlana kendi varlık misyonunu ifade zındında malum beyti söyler. Ma berayı vasıl kerdenam edeyim. Ne berayı fasıl kerdenam edeyim. Biz vasıl insanıyız. Fasıl insanı değil. Biz bölmeyiz, birleştiririz. Nefret ettirmeyiz, sevdiririz. Biz gönüller arasında, insanlar ve kıtalar arasında köprüyüz. Hazreti Mevlana'dan Yunus'a, Somuncu Baba'ya ve şimdi manevi misafir olduğumuz Seyyid Hulusi Efendi'ye kadar bütün gönül erlerinin, tüm mana doktorlarının mesajı, misyonu, sözü hep aynı. Biz bu dünyaya ayırmaya gelmedik. Köprü olmaya, sevmeye, sevdirmeye geldik. İstanbul'dan gelirken yol boyunca Hulusi Efendi divanını okudum. Onu okurken sanki Yunus'u, Eşrefoğlu'nu, Hacı Bayram'ı, Mevlana'yı yahut Niyazi Mısri'yi okuduğumu sandım. Çünkü hepsinde aynı rahmani koku, hepsinde aynı ilahi nur var. Çünkü hepsinin ışığı bir çıradan, hepsinin kokusu bir bahçeden, hepsinin şarabı bir sakiden. Asırlar boyunca söyleyen ağızlar farklı ama söylenen hakikat bir. Onlar aynı balı yemiş, aynı çiçeği çiğnemişler. Bu yüzden hepsinin ağzında aynı koku var. Allah aşkına şu sözlere bir bakalım. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü tatlı dil, her ağzın balı ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Varlığından boşal kim yokluğa erişesin. Sözünü gerçek söyle, Hulusi'nin dili ol. UNESCO'nun kapısına asılmaya layık olan bu sözleri kim söyleyebilir? Ancak ney gibi kendi varlığından boşalmadan, hakkın sesi ve soluğuyla dolmadan bu sözler söylenebilir mi? Hakkın hatırı olmadan insan nasıl cümle yaratılmışa bir göz ile bakabilir? İşte gönül erliğinin bakışı bu bakıştır. İnsanlığı aile edinmek böyle bir durumdur. O yüzden bunca insan burada, bu salonda bir araya geliyor. Geniş bir aile oluyor. Ailelerin parçalandığı modern bir dünyada geniş kitleleri aile haline getirmenin sırrı burada. Bozkır'ın ortasındaki bu cenneti ortaya çıkaran, Darende'ye mana ve derinlik katan işte bu anlayıştır. Ve niyaz ederim ki bu anlayış daim olsun. Bu mana baharı solmasın, gönül cenneti pörsümesin. Dilerim bu rahmani bakışın nasıl okula, hastahane, hayrata dönüştüğünün somut bir örneği olan Darende başka şehirlere de model olsun. Bu güzelliklerin var olmasında ve yaşamasında payı olan himmet sahiplerinin himmeti indi ilahide makbul olsun.